Şimdi devam edelim Kanal İstanbul'la. Kanal İstanbul'un güzergahı belli olmuştu. Kanalın Marmara çıkışındaki Küçükçekmece'de emlak fiyatları fırlamış durumda. Karadeniz bağlantısı ise Arnavutköy Durusu mahallesinde olacak. Mahalleli nerelere istimlak yapılacak sorusuna şimdi yanıt arıyor. Bir yanda 3. Havalimanı, diğer yanda Kanal İstanbul. Haritanın tam ortasında ise kanalın Karadeniz çıkışı Durusu Mahallesi. Orada herkes hala şimdi ne olacak diye soruyor. Güzergah belli, artık rota netleşti ama Durusu Mahallesi'nin merkezindeki her kahvede hala kanalın nereden geçeceği konuşuluyor. İki endişe var. Birisi yaşam alanı, ikincisi de istimlak problemi. 10 lira, 20 lira olan metresi, 3-5 sene öncesine kadar metresi olan yerler şu an 500 lira, 400 liraya gidiyor tarla bazında. Tarla bazında. Şurada yukarıda 252 metrekare yerlerimiz var. 252 metrekarenin bugünkü değeri 170-180 bin lira. Yaklaşık 700-800 lira metresi ki imarsız bu yer dediğim yerler. İmarlı olanlar da? İmarlı olanlar 1000 lira, 1200 lira. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Kimisi diyor işte acaba diyor evlerimiz gidecek mi? Hani nereden geçecek tam olarak güzergah? Ben kuaförüm mesela burada. Söylentileri duyuyorum. Dün adamın biri bir dönüm yerine 2 trilyon para istiyor Terkoz'da burada. Yani bugün istimlakta olduğu zaman diyorlar işte çok ucuza gidecek. Yani insanlar bundan çok tedirgin. Kanalın dokunmadığı bir yerdeyse adamın arazisi veya yeri bu. Üzerine ya neye benzer? Milli Piyango'nun tam bilet ikramiyesine benzer. Eğer içinden geçiyorsa amorti demektir. Burası ne olacak? Nasıl olur? İleriye dönük hani bize faydası ya da yerimizden olur muyuz diye soruyorlar. Yalnız şu anda dün açıklandığı için daha netleşen şu anda hiçbir şey, hiçbir prosedür yok yani. Belediye ile konuştum. İşte önümüzdeki kaymakamlık toplantısında kaymakamımızla görüşeceğiz bu konuyu. Dün başkan yardımcımla görüştüm. Buraya yani kanalın bize bir zararı olmadığı söylendi ama daha netleşen bir şey olmadığı için net bir şey yok yani. İşin ekonomik boyutu bu. Fakat Durusu Mahallesi'nde endişe yaratan bir nokta daha var. Biz burada hem şehri yaşıyoruz, hem köyü yaşıyoruz, hem tatili yaşıyoruz. Yani her türlü yaşantı var burada. Bir yerde dört yaşantı. Bu kalmayacak bir şekilde, kaybolacak. Doğası bozulacak. Ha, bunun akabinde gelen şey bize çok şeyler getirecek. Onu da biliyoruz ama hani bu bozulmadan gelirse çok güzel olur. Bizi burada bırakmayacaklar. Eninde sonunda kaldırmak zorunda kalacaklar. Neden böyle düşünüyorsun? Ya hepimizin evleri belli, yeri belli. Bizi tutmayacaklarını sanıyorum. Çünkü Kanal İstanbul'un etrafı büyük bir yeşil alan olacak dediler. Ve lüks konutlar koyulacak dediler. O yüzden onu düşünüyorum.